Herkese merhaba. Ben de pastör çalışmasını anlatacağım. Pastör çalışması 2016 yılında Necim dergisinde yayınlandı ve günlük hayatımıza girdi. Pastör çalışmasında relaps refraktör miyelom hastalarında daratumumab, bortezomib, deksamustan ve bortezomib deksamustan karşılaştırılıyor. Daratumumab miyelom hücrelerinde ve diğer hematopoyetik hücre tiplerinde yüksek oranda ekspre edilen CD38 hedefleyen bir insan immünoglobulin G kapmamına konan antikoru. Daratumumab doğrudan ve dolaylı antitümör aktivitesi ve apoptoz indüksiyonu dahil olmak üzere çeşitli mekanizmalara sahip. Bu resimde de gördüğümüz gibi doğrudan tümör üzerinde etkileri var. Bunu komplement bağımlı sitotoksite ile antikor bağımlı hücresel sitotoksite ile antikor bağımlı hücresel fagositoz ile ve apoptoz ile yapıyor. Bir de immünomodülatör etkileri var. Bunu da tümörün yüksek içerisinde modüle ederek CD38 immünsüpresif hücreleri deplase ederek ve CD8 pozitif sitotoksik T hücreler ve CD4 pozitif yardım T hücreleri de artış yaparak miyelom hücre ölümüne sebep oluyor. Tek ajan daratumumab ve relaps refraktör miyelom hastalarında %31'lik bir genel yan oranı ve 20,1 aylık bir median genel sağ kalımla ilişkilendirilmiştir. Daratumumab ile proteasom inhibitörleri ve immünomodülatör ajanlarla kombinasyon halinde tedavi erken faz klinik çalışmalarda yüksek yanıt oranları ve kabul edilebilir güvenlik profilleri ile sonuçlanmıştır. Yeni teşhis edilmiş multiple myelom hastalarını içeren faz 1 çalışmada daratumumab, bortezomib, deksamustan dahil bortezomib bazlı rejimlerle kombinasyon halinde tüm hastalarda yanıtlar indüklediği görülmüştür. Bu çalışmada relapse refraktör myelom hastalarında daratumumab, bortezomib ve deksamustan kombinasyonu ile bortezomib ve deksamustan kombinasyonunun karşılaştırıldığı bu çalışmada yapılan analizin sonuçları sunulmuştur. Çalışmanın metoduna bakacak olursak, relaps refraktör miyelom hastaları anlıyor. Bir kola daratumumab, bortezomib, deksamustan kombinasyonu veriyor. Diğer kola da kontrol grubunda bortezomib ve deksamustan kombinasyonu veriliyor ve VD tedavisi veriliyor. Çalışma çok merkezli, randomize ediliyor. Randomizasyon homojen şekilde yapılıyor subgrupları. Açık etiketli, aktif kontrollü, pozitif bir çalışma. Birincisi olan noktası prognozisi sağ kalın. Bu PFS randomizasyon tarihinden hastalığın ilerleme veya ölüm tarihine kadar geçen süre olarak tanımlanıyor. İkinci hedefler ise hastalığın ilerlemesine kadar geçen süre, genel yanıt oranları, genel sağ kalım, çok iyi kısmi yanıt veya daha iyi yanıt veren deneklerin oranı değerlendirilmesi, yanıta kadar geçen süre ve yanıt süresini değerlendirmek, minimal rezil hastalığı değerlendirmek ve bu VD ile kombinasyondaki daratumun güvenliğini ve tolere edilini değerlendirmek. Hasta seçiminde relapse refraktör hastalar seçiliyor. Hastaların en az bir sıra tedavi almış olması gerekiyor. Aldığı tedavi en az parsel yanıt elde edilmiş hastalar alınıyor. Son tedavi sonrası da progresyon gelişmiş olmalı hastaların. Serum ve idrarda ölçüde bir hastalığı olan hastalar tercih edilmiş. Birebir oranda randomize edilmiş. Randomizasyonda homojen olması için ISS skoruna, aldığı tedavi sayısına ve bortezomib yanıtına dikkat edilmiş. Nötrohilibinin altında, hemoglobin 7.5'un altında ve tromboz 75'in altında hastalar dışlanmış. GFRS 20'nin altındaki hastalar dışlanmış. AST aleti ve bilirubin yüksek olan hastalar çalışmaya alınmamış. Özellikle burada bortezomib ve dirençli olan hastalar çalışmaya dahil edilmemiş. Çünkü DIOKO'da sadece bortezomib var. Ve bortezomib kabul edilmez yan etkilerin varlığı veya başka bir proteasom inhibitörüyle yine hastalar dahil edilmemiş. İkinci derece veya daha yüksek periferik nöropati veya nöropatik ağrılı olan hastalarda çalışmaya alınmamış. Çalışmaya katılan hastaların özelliklerine bakacak olursak, daratumumab konulu 251 hasta dahil ediliyor. Kontrol grubuna 247 hasta. Yaşa bakarsak, daratumumab konulu ortanca yaş 64. Kontrol grubunda 64. İkisi de benzer. Yaş aralıklarda yine benzer. Çoğunluk %50'sinden fazlası 65 yaşın altında görünüyor. Hastalık alt tipleri de benzer. Beklendiği gibi immünoglobulin G tipi olanlar %50'ye yakın immünoglobulin G iki grupta da benzer. ISS'ler de benzer. ISS 3 %20 civarında oluşuyor her iki grupta da. Diğer gruplar diğer bir ve ikide benzer dağılıyor. Sitolojik profil de her grupta benzer görünüyor. Standart sitolojik
risk grubunda %75 dağıtım grubunda, %78'de kontrol grubunda. Yüksek sistemik risk grubu %21-22 civarında, ikisi de eşit dağılmış. Hastalığın tanıdan itibaren geçen süresi 3,8 yıl, dağıtım konuda 3,7 yılda kontrol grubunda. Bunun ikisi de benzer. Aldığı tedaviler hastalığı tedavisine göre dağıtılıyor hastalar. Bunlar da benzer şekilde dağıtılıyor. Yaklaşık %45 ile 48'i 1 saat dağılmış ve geri kalanlar da daha çok 2 ve üzerinde. Hastaların otolog kokucu yapıp bakmamasına göre dağıtılıyorlar. %60 civarında hep grupta da otolog kokucu yapıldığı görülüyor. Diğer özelliklerde proteozoon inhibitörü, immünotör ilaçları alması gibi özelliklerin hepsi de gruplara eşit olarak dağıtılmış. Gayet iki grupta homojen görünüyor. Tedavi protokolüne bakacak olursa hastamız az önce 4 çok merkezli açık etiketli randomize aktif kontrollü faz 3 çalışması 498 hastalanıyor. Dahil olma kriterleri relapse refraktör mü yolum olacak. Önceden en az bir sıra tedavi olacak. Ve önceden borusunu kullanmaya izin verilmiş ancak refraktör olmayacak hastalar. Birebir onlar randomize ediliyor. Daratumumab 251 hasta düşüyor. Daratumumab 16 mg ve klorokamdan intravenöz uygulanıyor. Sikluslar daratumumabın kullanış şekli değişiyor. İlk 3 siklusta haftada bir kez yapılıyor. Toplam 9 yani haftada bir, 3 haftalık sikluslar bunlar. 9 doz yapılıyor. 4 ile 8. sikluslarda 3 haftada bir kez yapılıyor. 21 günde bir kez yapılıyor. Bu da 21 günlük sikluslar. İlk 8 gün 21 gün siklusundan oluşuyor. İlk 3 siklus haftada bir. 3'ten sonraki sikluslarda 3 haftada bir kez yapılıyor. 9. siklustan sonra 4 haftada bir yapılıyor. Yani 28 günlük sikluslara geçiliyor ve progresyona kadar devam ediyor. Bunun dışında bortezomib ve dexametasone hem daratumumab kolunda hem de VD kolunda aynı. 1,3 miligram bölü metrekareden subkutan veriliyor. 1. 4. 8. 11. günlerde uygulanıyor. Ve 8 siklus uygulanıyor. Dexametasone'da 20 miligram oral olarak ve IV olarak veriliyor. 1. 2. 4. 5. 8. 9. 11. 12. günlerde 8 siklus boyunca her iki gruba aynı şekilde uygulanıyor. Daratumumab kolunda progresyona kadar daratumumab devam ederken VD kolunda bortezomib ve siklofosfamib 8 kuruldan sonra gözlem alınıyor. Birinci sonlar noktasının PFS olduğunu söylemiştik. İkinci sonlar noktası ayrıntısında da OCT, MRD ve progresyona geçen kadar yanıt ve yanıt değerleri yer alıyor. Sonuçlara bakacak olursak çalışma Eylül 2014-2015 arasında yapılıyor. 16 ülkeden çalışmaya katılıyor ve 16 ülkeden 115 merkez katılıyor. Ülkemizden de Meral Beksoç'a katılıyor Ankara Tıp olarak. Toplam 498 hasta dahil ediliyor. 251 hasta DVD konuluna, 247 hasta VD konulanıyor. Daratumumab grubunda 74 hasta, kontrol grubunda 104 hasta tedaviyi bırakıyor. Tedaviyi bırakma nedeni hastalığa progresyonu ve yan etkiler. Daratumumab grubunda %19 hastada hastalığa progresyonu gelişkine, kontrol grubunda 125 hastada progresyon gelişiyor. Yan etkiler işte benzer bulunuyor. Daratumumab grubundaki hastanın %79'u ve kontrol grubundaki hastanın %57'si maksimum 8 kuruş borusunu alıyor. Yani daratumumabında daha çok borusunu alabiliyor hastalar, tamamlayabiliyorlar. Etkinliğine bakacak olursak ortanca 7,4 aralıklı takip süresinden sonra toplam 189 hasta ilerlemesi veya ölüm vakası meydana geliyor. Daratumumab grubunda 67 hastada hastalığı mesela ölüm gelişirken kontrol grubunda 122 hastada gelişiyor. Yani daratumumab grubunda yarı yarıya daha az görülüyor ölüm veya progresyon. Kaplan-Meier yöntemini kullanarak tahmin edilen 12 aylık PFS daratumumab grubunda %60,7 iken kontrol grubunda %26,9 saptanıyor. Yani daratumumab grubunda 12 aylık PFS istatistik anlamı yüksek bulunuyor. Medyan PFS süresi daratumumab grubunda ulaşılamıyor. Kontrol grubunda 7,2 ay olarak bulunuyor. Daratumumab grubunda kontrol grubuna göre %61,4 daha düşük progresyon ve ölüm riski elde ediliyor. 12 ay sonra hastalık progresyonu yaşanmayan hastaların yüzdesi daratumumab grubunda %65,4 iken kontrol grubunda %28,8 olarak saptanıyor. Bu grafikte de medyan PFS süresi daratumumabda ulaşılmazken kontrol grubunda 7,2 ay olarak veriliyor.
Provasyona kadar geçen süre ise yine dağıtım okulunda ulaşılamıyor. Kontrol okulunda 7,3 ay olarak tespit ediliyor. Yanıtlara bakacak olursa genel yanıt oranı dağıtım okulunda %82,9, kontrol okulunda %63,2. İstatistik anlam olarak dağıtım okulunda daha yüksek oranda yanıt alınıyor. Tam yanıt ve daha üzeri dağıtım okulunda %19 iken kontrol okulunda %9. Bu da istatistik anlamlı dağıtım lehine. Çok iyi yanıt kısmı yanıt ve üzeri dağıtım okulunda %59, kontrol okulunda %29. Bu da istatistik olarak dağıtım lehine daha yüksek bulunuyor. Progresif hastalık kontrolünde daha çok görülüyor. %6,8'de %2 oranında, ama istatistik olarak anlam bulunamıyor bunda. İlk yanıta kadar geçen medyan süre dağıtım kurumunda 0,9 ay iken kontrol kurumunda 1,6 ay bulunuyor. Medyan yanıt süresi dağıtım kurumunda kontrol kurumuna göre daha uzun bulunuyor. Ama o süreye ulaşılamıyor. Kontrol kurumunda 7,9 ay olarak bulunuyor. PFS aslında sub grup analizi yapılıyor. Burada yaş, cinsiyet, İSS ev grupları, daha önce aldığı tedavi sayısı, otolog gücü olup olmaması, borusunu kullanıp kullanması, immunotör ajan kullanıp kullanması gibi subgrupları ayırıyor. Tüm subgruplarda daratılmak lehine PFS üstünlüğü görülüyor. Sonra da güvenlik verilerine bakılıyor. Daratılma grubundaki ve kontrol grubundaki hastaların çoğunda tedavi başlamasından sonra en az bir yan etki görülüyor. %98'de %95, hemen hemen hepsinde bir yan etki bulunmuş. Daratılma grubunda kontrol grubuna göre daha yüksek grade 3 ve 4 yan etkiler bulunuyor. %76'ya 62, yani daratılma grubunda daha çok grade 3 ve 4 yan etki bulunmuş. En az bir adres olayı nedeniyle tedavi bırakan hastaların yüzdesi dağıtım grubuna ve kontrol grubunda benzer bulunuyor. Yani grade 3-4 yan etkinin fazla olmasına rağmen yan etkiye bağlı tedavi bırakma oranı her iki grupta benzer bulmuş. %7'ye 9, istatistik olarak anlamsız. Daratılmaya bağlı infüzyonla ilişkili reaksiyon hastanın %45,3'ünde bildirilmiş. Yani hemen hemen yarısında daratılmaya ilişkili infüzyon reaksiyonu bildiriyor hastaların. Bu başka bir Pollock çalışmasında %47 bildiriliyor. Yani benzer. Bu hastanın %92'sinin için olaylar ilk infüzyon sonrasında meydana geliyor. Yani ilk infüzyonda %98'i ortaya çıkıyor reaksiyonların. İnfüzyonla ilişkili reaksiyonlar çoğunlukla grade 1 ve 2 ile sınırlı. 21 hastada grade 3 olay bildiriliyor. Grade 4 yan etki hiçbir hastada görünmüyor. En sık görülen infüzyon dışı reaksiyonlar dispne, bronkospazm ve öksürük. İki hasta infüzyon ilişkili reaksiyon nedeniyle tedavi bırakıyor. Bir hasta da bronkospazm ve diğer hasta da bronkospazm ve laryngeal ödem ve döküntü görülüyor. Yani sadece iki hasta daratma ilişkili reaksiyon sebebiyle, infüzyon reaksiyon sebebiyle tedavi bırakıyor. Daratma grubunda 13 hastada ve kontrol grubunda 14 hastada ölüme neden olan adres olaylar bildiriliyor. Bu olaylar esas olarak hastanın fiziksel sağlığının genel olarak kötüleşmesinin bir sonucu olarak kabul ediliyor. Pnömoni dağıtım grubunda bir hastanın ölümüne, kontrol grubunda iki hastanın ölümüne, iskemi dağıtım grubunda iki hastanın ölümüne, solunum yetmezliği dağıtım grubunda iki hastanın ölümüne sebep oluyor. Bunun dışındaki diğer yan etkileri bu tabloda bakacak olursak, en sık görülen yan etki her iki grupta da hematolojik yan etkiler. Hematolojik yan etkilerden trombositopeni, nötropeni, lenfonopeni dağıtım grubunda kontrol grubuna göre istatistik olarak anlamlı şekilde fazla görülüyor. En sık görülen yan etki ise hematolojik yan etki ise trombositopeni. Tüm grade'lerde 158 ve 43 iken grade 3-4, 45'e 32 oranında görülüyor. Nötropeni de ve lenfopeni de hem de grade 3-4'te kontrolü daha fazla görülüyor. Periferal sensörel nöropati sık görülen yan etkilerden. Dağıtma kurunda tüm nöropati oranı %47 ile 37 şeklinde daha fazla görülüyor. Fakat grade 3-4 yan etki arasında istatistik fark bulunamıyor. Sonuç olarak DVD rejimi ile VD'ye göre daha uzun süreli progresyonsuz sağ kalım elde ediliyor bu çalışmada ve bu elde edilen sonuç tüm subgruplarda aynı şekilde izleniyor. Ölüm ve progresyon riskinde %61,4
4 azalma tespit ediliyor DVD rejim ile. Yine DVD rejimle daha erken, daha derin ve daha kalıcı yanıtlar elde ediyor. %45 civarında infüzyon ilişkili reaksiyonlar DVD kolunda görülüyor. Yine hematolojik yan etkiler sık görülüyor. Ve bu DVD kolunda daha sık görülüyor beklediğimiz gibi. Trombositopenin, nefropenin, daha sık görülüyor. Ama yan etkiler her ne kadar fazla görülse de yan etkiye bağlı yaş kesilme oranları her grupta da benzer bulunuyor. 2018 yılında yani şeyden 2 yıl sonra bu makaleden 2 yıl sonra bu veriler Castor çalışmasının verileri güncelleniyor. Medyan 19,4 yıl aylık takibe ulaşılıyor. PFS 16,7 ay DVD konuda VDD 7,1 ay olarak tespit ediliyor. İstatistik olarak anlamlı olarak daratım konuda daha uzun bir PFS elde ediliyor. OS verileri ilk çalışmada süre kısa olduğu için verilmemişti. İstatistik olarak anlam verilmediği için verilmemişti. Bu ikinci çalışmada güncelleme çalışmasında veriliyor. %83'e 63 olarak daratım lehine çıkıyor. Burada ilk çalışmadan farklı olarak DVD'nin PFS yararı en çok daha önce bir sıra tedavi hastalarda belirgin şekilde olduğu görülüyor. Yani ilk sıra yapısta DVD'nin daha yararlı olduğu görülüyor. Medyan PFS'ye ulaşılamıyor. Bir sıra verilen hastalarda VD kolunda, kontrol kolunda 7,9 ay olarak veriliyor. MRD verileri veriliyor bu ikinci güncellemede. MRD negatif oranlar DVD kolunda VD kolunda kadar 2,5 kat daha fazla görülüyor. %11,6'ya %2,4 olarak. Burada da PFS'leri görüyoruz. 16,7'ye 7,1. Burada da ilk reaksiyonda yapılan hastaların PFS grafiği ilk reaksiyonda DVD alanlarda PFS'ye ulaşılamıyor. VD grubunda 7,9 ay oluyor. İkinci ve üçüncü iki ve üzeri sıra tedavi alanlarda ise PFS oranı 9,8'e düşüyor. Ortanca PFS 8 aya düşüyor. Yani ilk reaksiyondaki güncellemeye çalışmasında ilk hesapta dağıtımı kullanması PFS'yi daha da artırdığı, daha da yanıtları artırdığı görülüyor. 2020 yılında yine Castor çalışmasının sitogenetik subgrup analizi yapılıyor. Burada 40 yıla 40 aya ulaşılıyor medyan takip süresi. Standart sitogenetik subgrupta PFS 16,6, yüksek sitogenetik subgrupta PFS 12,6 olarak tespit ediliyor. DVD ile sitogenetik riske bakılmaksızın daha derin, daha uzun süre ve daha yüksek oranda MRD negatifliği elde ediliyor. Burada da onun grafikleri var. Burada da yine yüksek ve standart ise genel PFS oranları verirken aşağıdaki grafiklerde bir sıra dan sonra dağıtım alanlara ayırıp analiz ediyorlar. Burada bu PFS ilk sıradan ilk reaksiyondan sonra alanlarda 16,6'dan 29,8 aya çıkıyor. Standart ise grupta. Yüksek risk grupta da 20 ay olarak bulunuyor. Her iki grupta da eğer ilk sıraptan sonra almışsa daratumabı PFS oranının daha arttığı gösteriyorlar. Yanıt oranları hem standart risk grubunda hem yüksek risk grubunda DVD ile yanıt oranları aslında benzer çıkmış. %80'e 85 gibi. MRD negatiflerde yine hem standart riskte hem yüksek riskte en son yayınlanan çalışmada yine benzer çıkmış. Benim anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Evet, Sayın Sinan Demircioğlu'na biz teşekkür ederiz bu güzel sunumu için.